İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi NHS'teki aksaklıklar ve bunun sonucunda yaşanan mağduriyetler ulusal basının her zaman gündeminde. Aylar sonrasına verilen randevular, geç kalınan tedaviler ya da personel eksikliğinden kaynaklanan sıkıntılar bunlardan bazıları. Özellikle hamilelik dönemindeki bir anne adayına ve bebeğe özel çözümler gerekiyor. Medivel Klinik doktorlarından kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Narter Yeşildağlar, yüksek riskli gebeliklerde ultrasonun ve erken teşhisin öneminden bahsediyor. Profesör Doktor Narter Yeşildağlar bizlerle birlikte efendim. Medivel Klinik'teyiz. Kendisi 30 yılın üzerinde tecrübesiyle burada hizmet veriyor yaptıkları işlerden ve buraya geldiğinizde nasıl size yardımcı olacak bunları konuşacağız. Narter Hocam merhabalar öncelikle. Merhabalar, sağ olun. Şimdi dilerseniz efendim önce sizi birazcık tanıyalım. Sonrasında buradaki hizmetlerden devam edelim. Ben esas itibariyle kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Onun üzerine Belçika'da Eurofetus projesinde üst ihtisas yaptım ve yüksek riskli gebelik üst uzmanı oldum. Subspecialty deniyor. Daha sonra da Türkiye'de 2010 yılında bizim perinatoloji ihtisasımızı, yüksek ihtisasımızı tanıdı Sağlık Bakanlığı. İstanbul Gettepe Üniversitesi'nden emekli oldum. Öğretim üyesi olarak çalışıyordum. Oradan emekli oldum. Daha sonra Londra'ya taşındık ailecek. Ve Medivel'in kuruluşundan beri burada çalışıyorum. Burada esas itibariyle obstetrik yani gebelik ultrasonları ve jinekolojik ultrasonlar yani kadın hastalıkları alanlarında ultrason yapıyorum ve raporluyorum. Bununla alakalı tabii bazen refere gelen hastalarımız oluyor. Yani belli doktor arkadaşlarımız mesela GP'ler ya da kadın hastalıkları doğumdan gelen hastalar da oluyor. Çünkü burada biraz farklı bir mevzuat var. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları Türkiye'deki gibi otomatik ultrason yapmıyorlar. Ultrason yapılması için ayrı bir sertifikasyon gerekiyor. Dolayısıyla onlar ultrason için ultrason yapılan bölüme refere ediyorlar hastaları, gönderiyorlar. Böylelikle onların da göndermiş olduğu, refer etmiş olduğu hastalar var. Hem onlardan hem de GP arkadaşlarımızdan gelen hastalardan istenen incelemeyi yapıp kendilerine raporluyorum. Tabii ki gebelikte ultrason çok önemli. Özellikle NHS'e gittiğiniz zaman sanırım rutin olarak iki defa ultrasona girme hakkınız oluyor değil mi? Evet. Zaten burada hep düğümleniyor. NHS aslında şu anda çok biliyorsunuz çok iyi çalışamayan bir kurum. Çünkü parasal problemler baş gösterdiniz. Bu kaçınılmaz çünkü özellikle tabii Birleşik Krallık demek ne kadar doğru belki ama esas itibariyle İngiltere çok artık yaşlanan bir popülasyona sahip. Bu kadar yaşlı bir popülasyonun sosyal hizmeti biliyorsunuz birkaç gündür yer yerinden oynuyor bütçe görüşmeleri itibariyle. Şimdi biliyorsunuz vergiler arttırılıyor. Kuvvetli muhtemelen bu akşam geçecek. Çünkü finansman gerçekten sosyal yardımlaşmanın ya da dayanışmanın ya da sağlık harcamalarının finansmanı bütün dünya için bir problem. Dolayısıyla yani bunu tabii bir süre sonra bocalamaya, daha da çok bocalamaya başlayacaklar. Buradan kaynaklı olarak da mesela ultrasonu, ilk gebelik ultrasonunu 11-14. Hafta arasında yapıyorlar. İkinci ultrasonu da her şey yolundaysa genel olarak 18-24. Gebelik haftaları arasında yapıyorlar. Buradaki amaç şu, 11-14. Hafta arasında aynı zamanda anne adayından kan alınıyor. Birinci trimester Down Syndrome Screening Test denen Down sendromu için tarama testi. Herkese yapılıyor. Yani bütün gebelere yapılıyor. Tabii sosyal devlet anlayışı itibariyle bütün gebelere yapılması gereken bir işlem olduğu için de herkesi yapıyorlar. Ama mesela 10 haftanın altında acil bir durum yoksa, yani mesela bir kanama yoksa ultrason yapılmıyor. Burada nasıl bir zayıflık ortaya çıkıyor, nasıl bir eksiklik ortaya çıkıyor? Mesela 7 ya da 8. haftada ultrason yapılmadığı için ki biz her durum itibariyle, mesela İstanbul'daki durumu anlatayım, her durum itibariyle gebelerimizi 6. 7. haftada mutlaka görüyoruz. Çünkü biz bir dış gebelik var ise bunun bir an önce halledilmesi yanlısıyız. Çünkü dış gebelik fark edilmezse 7-8-9. Haftaya ulaşırsa
bir anda bir iç kanamayla annenin hayatını bile riske edebiliyor. Bu riskten kaçınmak için biz erken ultrasonu yapıyoruz. Yani bizim İstanbul'daki alışkanlığımız bu. Fakat burada bunu yapacak ekip, yani yetişmiş kişi, makina ve düzenleme olmadığı için minimal ultrason yapmayı tercih ediyorlar. Tabii bu da çoğu zaman, pek çok zaman gerçekten büyük sıkıntılar yol açıyor. Annelerde yüksek anksiyete ortaya çıkıyor. Bebeğim yaşıyor mu, ne oldu diye çok ciddi olarak anneler sıkıntıya giriyorlar. Ve en önemlisi, ki biz burada çok rastlıyoruz ne yazık ki, atlanmış, tanı konmamış ektopik gebelik dediğimiz dış gebelik vakaları ortaya çıkıyor. Normal şartlarda bizim takibimiz, tabii İstanbul biraz daha Amerikan ekonomiyi izler. Biz 4-6 haftada bir hastalarımızı ultrasonla görürüz, kısa da olsa. Burada 21-24'te anomali taraması denen ya da büyük ultrason veya ikinci basamak ultrason denen ultrason yapıldıktan sonra eğer özel bir durum yoksa, kanama ya da başka bir durum yoksa genelde doktorlarla görüşülmüyor gebenin takibini. Ultrason olmaksızın genelde midwife'lar, ebeler yapıyorlar. Tabii bu da şöyle bir probleme yol açıyor. 28. haftadan sonra ortaya çıkan bir gelişme geriliğinde bunun farkına varılması bazen 4 hafta bazen 6 hafta sürüyor. Tabii bu anne adayı için çok ezici olduğu gibi doğumdan sorumlu olan ekip için de çok problemli. Çünkü bir anda karşılarında gelişme geriliğinin içinde olan, yani gelişmesi geri kalmış olan ve mesela dolaşımı ya da sinir sistemi problemli olan bir bebekle baş başa kalmış oluyorlar. Doğumdan sonra mesela bu bebeklerin, böyle bir bebeğin çıkartılıp da yeni doğan servisine teslim edilmesi durumunda yeni doğanda gerçekten bu bebekle alakalı hem daha çok para harcanıyor hem de daha çok insan gücü harcanıyor. Yani bir şekilde önlenebilir olan bir problem gereken yapılmadığı için, olması gereken yapılmadığı için ne yazık ki istenmeyen bir şekilde ortaya çıkmış oluyor ne yazık ki. Tam bu noktada da sizin gibi özellikle Medivel Klinik gibi özel klinikler devreye giriyor değil mi? İstediğiniz evet. zaman kapısını çalabiliyorsunuz evet. ve istediğiniz işlemi, istediğiniz tedaviyi alabiliyorsunuz. Şimdi tabii biz önümüzdeki haftalarda burada yapılan ultrasonların özellikle ne gibi faydaları var? Birebir bunları konuşacağız. Dilerseniz son olarak buradan hatırlatma yapalım efendim bizi izleyenlere. Sonrasında size teşekkür ederim. Şöyle bir ek yapayım. Tabii gebelik ultrasonları biz burada yapıyoruz. Ama bizim tercihimiz bize gelen hastalarımıza her zaman takipli gebelerimize her zaman söylüyoruz. NHS'te doğum yapacakları için sonuç itibariyle çünkü burası bir gündüz polikliniği. Burada doğum yaptırmıyoruz. Biz NHS'in yerine geçmektense NHS'de paralel takip öneriyoruz. Yani NHS'in eksiklerini giderecek şekilde biz rol almak istiyoruz. Son nokta tabii hem obstetrik hem de jinekolojik ultrason demiştik. Yani hem gebelik ultrasonları hem de kadın hastalıkları alanında ultrasonlar demiştik. Kadın hastalıkları alanındaki ultrasonlar genelde bize refere gelen hastalar. Yani kadın doğumdan ya da genel cerrahiden veya pratisyen arkadaşlarımızdan, GP'lerden. Jinekolojik yani kadın hastalıkları ultrasondaki amaç esas itibariyle uterus dediğimiz rahim ve yumurtalıklarla alakalı herhangi bir patoloji, herhangi bir problem olup olmadığının anlaşılmaya çalışılmasıdır. Yani bir anlamda mesela daha net söyleyecek olursam mesela rahimde bir tümör var mı? Ya da mesela yumurtalıklarda bir kist var mı, kistler var mı, tümör var mı? Bu tabii tanı koyduran bir işlem değil. Yani sonuç itibariyle mesela yumurtalık kanseri tanısı ultrasonla konmuyor. Ama yumurtalıkta solid bir kitle gördüğümüz zaman bunun kanser olma ihtimali olmasından dolayı en azından klinisyen bununla alakalı araştırmaya başlıyor. Yani bir anlamda yol gösterilmiş oluyor. Çok teşekkür ederiz efendim. Önümüzdeki haftalarda yine daha değerli bilgilerle izleyicilerimizin karşısında olacağız. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.